Maşşete hoş geldiniz. Yeni bir hafta. 20 Eylül 2021 Pazartesi. Gaza getirme, gazla başla. Evet, kısa bir başlık. Biraz da böyle ironi içeriyor. Biraz da düşündürüyor. Yani ama böyle çözülmesi zor bir bilmece değil. Bunu konuşacağız. Evet, gündemimiz enflasyon, fiyat artışları ve iktidarın bununla mücadele yöntemi. Buna bakacağız. Ama elbette Türkiye artık bir seçim satım haline girmiştir. Bu demek değildir ki bir iki ay içerisinde seçim olacak ama önümüzdeki bir yıl içerisinde olacak. Bir yıl içerisinde olacak bir seçim söz konusuysa seçim satım haline girilmiştir. Buna da böyle bakmak icap eder. Bir de bu var. Bununla ilgili konuşacağımız başlıklar olacak. Ve elbette layıklık tartışması devam ediyor. Güncel örnekleriyle bunu sürdüreceğiz. Fakat ondan önce birkaç öne çıkan birkaç son bir iki güne damgasını vuran gelişmeler var ki onları hatırlatalım. Üzerinde söyleyeceğimiz bir iki cümle olacak sonra ana gündemimize geçeceğiz. Şahin Mengü vefat etti. Şahin Mengü CHP'li bir politikacıydı. Aynı zamanda gazeteci Nevşin Mengü'nün babasıydı. Oğlu Burak Mengü de bu vesileyle öğrendim. Zafer Partisi'nde siyaset yapıyormuş. Ümit Özdağ'ın genel başkan yardımcısıymış. 73 yaşında vefat etti. Rivayet muhtelif muhtelif dün evinde fenalaşıp bayındır Kavaklıdere Hastanesi'ne kaldırıldı ama hastanede e, tekrar kötülediği ve kurtarlamadığı bilgisi var. Evinde düştüğü sabah ve böylelikle e, düşme üzere hastaneye kaldırıldı. Hastanede de farklı bir komplikasyon geliştiği veya fenalaştığı, kurtarlamadığı bilgisi var. Her ne hal ise e, Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyoruz. Şahin Bengü. Evet, bir babanın kaybı çok zordur. Babasını kaybedenler, annesini kaybedenler. Anne ve babanın kaybı çok zordur. İkisinin birden kaybetmek çok daha zordur, katmerlidir. dolayısıyla Mengü ailesine başsağlığı diliyoruz. Kolay değil. fakat çocukları belli açılardan babalarını geçti. O açıdan da zannediyorum göz arkada kalmamıştır Şahin Mengü'nün. Bir diğer konu, bunu bugün İngiliz gazetesi Daily Mail'dan getiriyorum. İki tam sayfa olarak adeta hani göbekte işlemiş konuyu. Gaz krizi var efendim. Ve belli marketlerde de, belli şeylerde, ürünlerde işte boşluklar var. Ne bileyim işte burada mesela bir Londra'da çekilmiş ve bazı taze sebze, meyve tedarikinde sıkıntı olduğu gözüküyor. Bunun nedeni ekonomik kriz değil. Bunun nedeni bir gaz krizi ve ardından pandemiyle gelişen üretim süreçlerinin aksaması. Bir takım mal ve hizmetlere erişimde güçlük yaşanacak. Öyle görülüyor. Tabi elbette bu yönü itibariyle de bir ekonomik kriz fakat bugün İngiltere'de ana gündem gaz kriziydi. Ee, acaba ne olacak, nereye gider? Ee, i̇şte efendim tedarikçilerin başı dertte mi? Bu iş nasıl aşılır? Hükümet nasıl bu işe bakıyor? Nasıl bir, bir B planı, C planı var mı? Buna bakıyordu. Ee, büyük devletler, başta İngiltere gibi, önümüzdeki 25 yılın daha büyük planda 50 yılın e, enerji planlamasını yaparlar. Fakat son birkaç yılda yaşanan gelişmeler tüm bu, bu planlamaların yeniden revize edilmesine yol açtı. Ondandır ki şu anda Birleşik Krallık'ta gerçekten gaz meselesi daha gelmeden e, veya boşalan kimi raflar meselesi ki tedarik zincirinden kaynaklanıyor. Biraz evvel de belirttiğim gibi e, daha yaygınlaşmadan ve halkın isyanı veya ne oluyoruz falan demeden ele alınmaya başlandı. Bir de işin böyle bir tarafı var. Belli ki önümüzdeki günlerde Ekim ayı, Kasım ayından itibaren bu konuyu daha yoğun konuşacağız. Çünkü bir yaklaşan bir kış kapıda ki bu elbette Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. O arada Kızıldeniz kıyısında bilinmeyen bir yerde şu resmi sokaktaki insanlara göstersek tanımazlar. Ama tek tek tanıtmak gerekiyor. En soldaki Katar emiri Ortadaki Suudi Veliaht Prensi Bin Salman, sağdaki de Tahnun denen Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı. Yani oranın istibaratının başındaki kişi de diyebilirsiniz. Son derece görüyorsunuz batılı tarz bir kıyafetle hepsinin üstünde şort var. En sağdakini göremiyoruz ama muhtemelen o da şortlu. Diğerlerinden geri kalmamıştır şortlu, e, tişörtlü e, ya da işte kısa kollu gömlek giymiş ortadaki Suudi Veliaht Prensi. Kameralara da böyle kahkaha atarak, dişlerini göstererek poz vermişler. E, durum bu. Yani e, Arap Yarımadası'nın üç önemli e, ülkesi aramızda bir sorun yok dercesine e, bir araya gelmişler. Bir tarafta Katar, bir tarafta Dubai, ortada da Suudi Arabistan. Bu fotoğrafla ilgili saatlerce analiz yapılabilir, sabaha kadar konuşulabilir gerek ekonomik konular, gerek diplomasiyle ilgili konular, gerek bölgesel meseleler ve elbette İslam'ın bu bölgelerdeki yorumlanış biçimi. Arap Yarımadası'ndaki herhangi bir şey veya herhangi bir emir batıya geldiğinde üzerindeki kıyafeti resmi görüşmeler haricinde çıkarıyor ve bir batılı nasıl giyiniyor, kuşanıyorsa öyle giyinip kuşanıyor. Smoking giyiyor, işte ne bileyim fötür şapka takıyor, balolara veya çeşitli etkinliklere bununla katılıyor. İşte at üstünde pozları var. İşte Dubai emirinin mesela. Bunları görebilirsiniz incelediğinizde. Değişik bir durum. Yani kendi ülkesinde yerel pozisyonu farklı ama biraz sınırların dışına çıktığında durum farklı. Tabi burada sınırların dışı söz konusu değil. Muhtemelen Kızıldeniz kıyısında Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde bir yerde yapılıyor bu üçlü zirve kendi ülkelerinde de böyle rahat kıyafetlerle zirve yapabiliyorlar, objektife poz verebiliyorlar ve daha da enteresan olanı bunu servis yapıyor, servis ediyorlar yani evet çok konuşulacak bir e, fotoğraf gerçekten. Metropol Araştırma'nın Ağustos 2021 yani geçen ay sonuçlarında siyasilerin beğeni düzeyine baktığınızda Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk 3'te ve üçüncü sırada olduğu görülüyor. Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu'na geçilmiş. Hemen altında Erdoğan'ın Meral Akşener var. Süleyman Soylu bile 3.6 ile orada tutunabilmiş. Ee, Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu çok daha aşağılarda. Çok enteresan. Özlem Çerçeoğlu isminde çok kişinin ismini dahi duymadığı çok da fazla gündemde olmayan bir isim bile. Selahattin Demirtaş'ın üstünde girmiş. Enteresan. Ee, yani son derece şaşırtıcı, Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli, Soylu, Meral Akşener gibi bilinmeyen bir isim olmasına rağmen. Fakat burada alarm zilleri elbette Erdoğan için çalıyor. Görüldüğü üzere Erdoğan her halükarda Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na geçiliyor. Esasen anketlerde sorulduğunda, ikili üçlü anketlerde sorulduğunda Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'na da geçiliyor. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan fark yiyor. Böyle bir durum söz konusu. Bu elbette Erdoğan için sevimli bir durum değil. Bunun farkında ya da çevresi farkında en azından. Bu durumu tersine çevirmek için yaptıkları veya yapmaya çalıştıkları her, şey, her şeyde de üstleri başları batıyor. Böyle bir durum var. Şu anda da enflasyon hayat pahalılığıyla mücadele ediyorlar ve artık gerek kendi basınları, gerekse kendi yetkilileri ve kendi ağızlarından Yaptıkları açıklamalarda evet böyle bir şey var diyorlar. Kabul ettiler yani. Ama işte bunu bir takım lobilere bağlamış durumdalar. Dış dış güçlere vesaire bağlanmış durumdalar. Erdoğan iktidarını devirmeye çalışan güçlere falan bağlamış durumdalar. Ee, bakalım e, bunu tersine çevirebilecekler mi? Hiç ihtimal vermiyorum. Çünkü vatandaşın cebi yanmaya başladığında, mutfakta ateş çıktığında bunu geriye çevirmek, bunu düzeltmek... Ancak o ateşi söndürmekle mümkün. Bunu yapabileceklerine dair bir işarette görünmüyor efendim. Bir diğer gündemde olan konu hayat pahalılığına geleceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir belgesel, Günel Çantak'ın Bay Kemal ve İttifakları belgeselinin ne yaptığı açıklama. Orada Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki, İmralı meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Halkın desteği var. Parlamentoya gelmiş. Dolayısıyla parlamentonun içinde bulunuyor, görevini yapıyor diyor. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması üzerine de Sezai Temelli ki önceki HDP eş genel başkanıdır. Diyor ki bugün demokratik siyaseti var eden ve kolaylaştıran başlıca aktör HDP'dir. Ama Diyor. Asla unutulmaması gereken şey demokratik çözümün adresi asıl muhatabı İmralı'dır. Çok tartışılıyor bu konu. Elbet ağırlıklı olarak Sezai Temelli'nin çıkışı tartışılıyor. Yani niye böyle bir çıkış yaptın? Hani dar bir çevrenin hoşuna gidecek bir çıkış olabilir ama genel Türkiye'de siyaset yapan e, aklı başında bir HDP'li böyle konuşmamalıydı falan gibi sözler de var. Esasen önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışına bakalım. Kemal Kılıçdaroğlu Kürt sorununun adresinin veya çözümünün adresinin HDP olduğunu söylüyor. Siyaset kurumunun 35-40 yıldır çözemediği Kürt sorunu var. Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. Devlet dediğiniz kurum gayrimeşru bir organla muhatap olmaz. Erdoğan bunu yaptı. Devlet İmralı ile muhatap. Devleti İmralı ile muhatap kıldı. Mesela İmralı meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Şimdi burada e, Kemal Kılıçdaroğlu'na bakan işin tarafı artı yönü itibariyle HDP'yi meşru bir organ olarak görmesi, HDP ile Kürt sorununun çözümü için masaya oturması vesaire. Ama Kılıçdaroğlu gelen tepkileri göğüslemek için araya İmralı'yı sıkıştırmış. E, İmralı meşru değildir. Hatta topu da Erdoğan'a atmış o noktada falan vesaire. Ve HDP'ye de yani HDP'ye İmralı ile arana mesafe koy. Yoksa bak ben seni muhatap alacağım falan demeye getirmiş. Normal koşullarda İmralı'ya, Abdullah Hoca'dan falan gerek yoktu. Biz HDP'yi meşru bir parti olarak görüyoruz. illegal görmüyoruz. Otururuz onlarla her zeminde. Ülkenin her türlü, Kürt sorunu değil, her türlü meselesini tartışırız falan demesi gerekirdi. Normal bir Türkiye siyaseti olsaydı böyle olurdu. HDP'den de buna uygun bir cevap gelirdi. Ama Kılıçdaroğlu İmralı'yı karıştırmış sebeplerini de anlattım. Yani bir şey söylüyorsun ama onu söylerken de böyle bir şeyler ne derler bir takım birkaç Kendini rahatlatacak, kendini kurtaracak falan böyle şey koyuyorsun ki e, unsur koyuyorsun ki bir iki şerh düşüyorsun ki olaya e, bu o çerçevede el alınmalı. Dolayısıyla Sezai Temelli'nin açıklaması elbette büyük tepkiye yol açmalı ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında da söylenecek şeyler vardı. Sezai Temelli asla unutulmaması gereken şey demokratik çözümün adresi asıl muhatabı İmralı'dır diyor. Demokratik çözümün adresi de asıl muhatabı da İmralı dediğinizde kendi partinizi boşa düşürüyorsunuz. O zaman HDP niye var? İki, Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap vermek zorunda mısınız? Cev cevap vereceksiniz. Böyle bir cevap vermek ne kadar muvaffak? Çok şey söylenebilir. Ama Sezai Temelli'nin çıkışı özellikle siyasi mahallelerde böyle bir hareketliliğe yol açtı. Yani son tahlilde Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı pası iyi mukabele etmek veya olumlu mukabele etmek yerine onu şimşekleri veya işte odak noktasını İmralı'ya, Abdullah Hocan çevirerek çözümsüz kıldı. Ne gerek vardı buna? Gibi bir eleştiriye yol açtı Sezai Temelli'nin çıkışı. Bu iki şeyi bir arada değerlendirmek gerekiyor. Ha ne oldu? Sıfıra 0 sıfır elde var sıfır şu anda durum bu. Sabiha Temizkan paylaşmış Leyla Güven'in kızı gazeteci. Annem Leyla Güven'in bu elbisesi cezaevine alınmadı ki Leyla Güven biliyorsunuz HDP'de siyaset yapan mühim bir kadın siyasetçi. Sıkı durun nedenini açıklıyorum renkleri demiş. Evet bir bölücü elbise cezaevine giremeden etkisiz hale getirildi. Leyla Güven'e eşi şey, kızı bir elbise hazırlıyor bunu cezaevine gönderiyor ama elbisedeki muhtemelen sarı kırmızı yeşil renklerden dolayı cezaevine, elbise kabul edilmiyor. Her şey aklıma gelirdi de yani böyle bir e, gerekçeyle e, yani artık renklerle, devletin renklerle mücadele edeceği falan, devletin renklerle mücadele etmesi falan aklıma gelmezdi. İşte gökkuşağı renkleri yasaklandı biliyorsunuz LGBT olayından dolayı. Evet. Orada ben geçtiğimiz günlerden birinde LGBT ile ilgili konuşurken, gerek başörtüsü gerek LGBT ve diğer işte bir takım hak ve özgürlüklerle alakalı ne yani işte şimdi siz ortada duracağım diye işte efendim hümanist takılacağım diye uçtunuz gittiniz işte LGBT falan diyorsunuz. Ben öyle bir şey söylemedim. Benim söylediğim şey şu. Başörtüsü bir insan hakkıdır. Özgürlükler çerçevesinde değerlendirilmelidir. Ahlaki, dini, İslami, ideolojik falan yönden değil. Benzer bir şekilde de insanın bir cinsel tercihinin olması ve bu bu yönde de örgütlenmesi ki LGBT böyle bir örgütlenme siz eşcinselliğe karşı olabilirsiniz. Bunun e, yanlış bir yaşam formu olduğunu da düşünebilirsiniz. Bu oradaki insanların e, haklarını çiğnemenizi, onları sıkıştırmanızı, onları toplumdan tecrit etmenizi ve hatta onlara zarar vermenizi falan gerektirmiyor. Kastettiğim bu. Hayırım, hak ve özgürlükler çerçevesinde. Herhangi bir grubun veya herhangi bir kitlenin hak ve özgürlüklerini müdafaa ettiğinizde, bunların hakları ve özgürlükleri vardır dediğinizde de bu sizi onlardan yapmıyor. Parti olsun, dini veya farklı siyasi çerçevede işte bir araya gelmiş örgütlenmeler olsun. İsmail Saymaz iki Türk askerin infaz kararını verdiği iddia edilen Alvi yazım üzerine gözaltına alındı tweetini paylaşmış. Bu kez kadı değil imamdım dedi. Hem kendinin gerçek geçen yılki hem eşinin kadıydı ifadesi önüne kondu. Alvi kasten öldürme ve devleti yıkmaktan tutuklandı diyor. Öldürülen işit tarafından yakılarak öldürülen ki görüntüleri bütün dünyaya servis edilmişti ve o zaman yetkili makamlar tarafından da yalanlanmıştı bu. Yalan olmadığı besbelliydi. Zaten o günden beri söylüyoruz bu olayı üzerinden kaç yıl geçti. O ölüm fetvasını vermekle sorumlu tutulan kişi elini kolunu sallayarak Türkiye'de dolaşıyordu. Kuşçuluk yapıyormuş. Neyse artık. E, serbest bırakılmıştı. İsmail Saymaz bu işin peşine düştü ve e, o kişi tekrar gözaltına alındı. E, gazetecilik bunun için var. Evet gazetecilik bunun için var. Şöyle veya böyle Türkiye'de hala gazeteciliğin kırıntısının olduğunu gösteren bir haber bu. Milli Eğitim Bakanı Eğitim yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sonraki. Bu arada yeni öğrendim Ziya Selçuk da çocuğunu İngiltere'de okutuyormuş. Eğitim sisteminin yüz yüze devam etmesi milli güvenlik meselesi demiş yeni Milli Eğitim Bakanı. Ya eğitim sistemi eğitim meselesidir. <laughs> sağlık meselesi sağlıktır filan. Yani eğitim sisteminin yüz yüze devam etmesi eğitimle ilgili bir konudur. Çocukların sağlıklı bir şekilde eğitilmesi ve bir ara veril bir ara vermemesi eğitimin öğretimin inkıtaya uğramaması eski dilde bunun psikolojik e, analizi var yani eğitim bilimciler bakarlar ederler zaten bütün dünyada eğitim çeşitli aralarla kesintiye uğradı son bir bir, 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 bir buçuk yıldır ama en uzun kesinti belki de en uzun kesintinin olduğu ülkelerden biri Türkiye'ydi. Ne gerek var şimdi milli güvenlik meselesi falan yani milli güvenlik falan meselesi her şey milli güvenlik meselesi. Yani çok tuhaf patates milli güvenlik meselesi soğan milli güvenlik meselesi eğitimin yüz yüze olması milli güvenlik meselesi. Meseleyi böyle ele aldığınızda kimse konuşamaz artık yani şimdi siz bunu böyle dediğinizde eğitim sisteminin yüz yüze devam etmesi milli güvenlik meselesi dediğinizde hiç kimse... Bu konuda görüş beyan edemez. Niye? E çünkü sen bir milli güvenlik meselesi ortaya koydun ve bu konuda kritik yaptığın anda e, bir milli güvenlik zararlısı olabilirsin. Evet. Meselelere böyle bakmayın yani herkes fikrini söylesin. Kimi desin ki yüz yüze eğitim gerekli, kimi desin ki hayır şu dönemde kritik, şu yaş grubunda yüz yüze eğitim olsun ama şu yaş grubunda olmasın falan desin yani. Şimdi milli güvenlik meselesi dediğinizde alternatif görüşlerin önünü tıkıyorsunuz. O arada Türkiye'den bir heyet, Erdoğan başkanlığında geniş bir heyet, Amerikan başkanı Joe Biden'la görüşmek veya en azından bir kare fotoğraf vermek umuduyla Amerika'ya gitti. İlhan Tanır paylaşmış, diyor ki Amerika Ağustos'ta yayınladığı bir açıklamayla yabancı liderlerin ABD'ye gelmemesini, bunun virüsü daha da yayacağını açıklamasına rağmen Erdoğan da dahil 80 küsür lider ve delegasyonu şeye geldi diyor. New York'taki BM toplantısına gelip salgını tartışacak diyor. Ee, evet Fransa Başkanı Macron gitmemiş ama İngiltere Başbakanı Boris Johnson gitti. Giden var gitmeyen var. Ama ısrarla gelinmemesi önerilmiş. Yani gelmeyin gelmeseniz daha iyi olur denmiş. Ama buna rağmen e, dedim ya dostlar alışverişte görsün veya bir şekilde bir görüntü vermek isteyen veya başka bir amacı olan bilmiyorum e, mühim bir grup orada New York'ta. Erişime engellenmiş bu haber efendim onun için getirdim. İş insanları Ali ve Sofu Altınbaş'a operasyon 22 Eylül 2020 tarihli bir haber bu. İstanbul merkezli 12, elde, 12 ilde gerçekleştirilen akaryakıt operasyonunda Altınbaş Üniversitesi mütevelli heyeti başkanı Ali Altınbaş'la Altınbaş Vakfı Başkanı Sofu Altınbaş gözaltına alındı haberi erişime engellenmiş efendim. İş adamları nüfuzlarını kullanmışlar ve erişime engellemişler bunu. Fakat... Bugün üzerinde duracağım haberlerden biri şu ki Memduh Bayraktaroğlu paylaşmış ki o arada tedavi görüyormuş Rahatsızlığı hakkında bir fikrim yok ama bir süre herhalde YouTube yayınlarını yapamayacak geçmiş olsun sağlıklar diliyorum Erdoğan'ın bitiş düdüğünü en sadık iki iş adamı çaldı diyor bunlardan biri ihale şampiyonu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir diğeri ise Türk Çimento Başkanı Lütfi Yücelik biz artık fabrikaları devretmeye hazırız son derece kritik bir haber bu. Sözcü Gazetesi'nin internet sayfasından getiriyorum. E, oku, okuyalım bunu. Limak'ın patronu ve Türk Çimento Başkan Yardımcısı Nihat Özdemir, müteahhitlerin inşaatları durdurma eylemine tepki göstererek mevcut şartlarda yabancı yatırımcı Türkiye'ye sadece tatile gelir demiş. Türk Çimento Başkanı de biz artık fabrikaları devretmeye hazırız demiş. Evet. Dünyanın en ucuz çimentosunu satıyoruz. Çimentonun tonu Çin'de 70, Kuveyt'te 80, Arabistan'da 60 dolarken Türkiye'de 35 dolar. Nihat Özdemir, bizim en büyük maliyetimiz enerji. Yılbaşından bu yana kullandığımız elektriğin fiyatı %61 arttı. Bu kadar maliyet artışı varken sorumlusu biz gösteriliyoruz. Adeta günah keçisi ilan edildik. Fakat mevcut şartlarda yabancı yatırımcı sadece Türkiye'ye Bodrum'a tatil için gelir demiş. Görüyor musunuz? Yani bu beşli çetenin bir unsurudur Nihat Özdemir. Evet her türlü ihalenin Türkiye ve dünyada altındaki işte sadece Mehmet Cengiz değil, işte Nihat Özdemir de var. Kalyon grubu vesaire. E, tek tek saymayayım. E, Mehmet Nazif Günal. E, onlardan biridir. Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu'nun başında ağlıyor. Yani e, yılbaşından bu yana kullandığımız elektriğin fiyatı yüzde arttı diyor. E peki enerji kimlere dağıtıldı? E, gene sizlere dağıtıldı. Beşli Çete, veya işte onların yan kolları saraydan bir emir verilse de e, bu enerji fiyatları dizginlense olmuyor mu? Niye patatesle soğanla uğraşıyorsunuz? Onun için alta yazdık gaza getirme gazla başla diye. Doğal gaz fiyatları sürekli zamlanıyor. İnsanların elektrik faturaları her ay zamlanıyor. Bununla mücadele ettiğinde mühim bir ilerleme sağlarsın. Bak işte öyle söylüyor Nihat Özdemir de. Çete biri. Evet müteahhitler daire fiyatlarını düşürsün filan. İşte burada Türkçimento Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik ki Türkçimento Nihat Özdemir'in şirketi çok üstümüze geliyorlar. İnşaatta diğer maliyetler içerisinde en az çimentonun fiyatı arttı. Biz artık fabrikaları devretmeye hazırız. Erdoğan'ın iş adamları bile fabrikaları devretmeye hazırız diyor. Ağlıyor ve yani artık bu yük bize fazla geliyor demeye başladılar. Alarm sinyalleridir bu. Ve o alarm sinyalini Memduh Bayraktaroğlu iyi yakalamış. Erdoğan'ın bitiş düdüğünü en sadık iki iş adamı çaldı diyerek. Nihat Özdemir ve Lütfü Yücelik. Evet. O arada tabi basın Erdoğan'ın basını aşmış durumda gidiyor. Dün 19 Eylül Pazar Akit Gazetesi aynen şöyle yazmış. AK Parti hükümetinin pandemiyle mücadele başarısını, savunma sanayindeki baş döndürücü atılımlarını, gündelik hayatımıza kolaylıklar sağlayan olağanüstü yatırımlarını ve haber yok hala habere gelemedi. Ve üretim odaklı büyüme oranlarını itibarsızlaştırmak isteyen bir el piyasanın ayarlarıyla oynuyor. Gıda ürünlerinin ardından konut kiralarının da %100'e varan oranlarda zamlanmasını değerlendiren ekonomistler, Erdoğan karşıtı iç ve dış güçler, faiz yanlısı para baronlarını da devreye sokarak iktidarla tabanının arasını açmaya çalışıyor. Puh size. Gaza getirme, gazla başla. Doğalgaz fiyatları niye bu kadar artıyor? Enerji Bakanlığı'nın elinde değil mi? Artırmasın. Elektrik her ay niye zamlanıyor? İki tane, üç tane iş adamına, o enerji dağıtım ihalelerini alanlara talimat verecek saray. Diyecek ki elektriğe zam yapmıyorsunuz kardeş diyecek. İyi yediniz 10 senedir, 20 senedir. Bir sürede yemeyin diyecek. Hatta biraz zarar edin veya maliyetine verin diyecek. Deyemez mi? Ama işte patates soğan üreticisi daha kolay. O arada işte görüyorsunuz desteği. Erdoğan'ın Mersin mitingi çok tartışıldı. Daha doğrusu Mersin gezisi. 100 metre, 150 metre aralıklı polis yerleştirilmiş Erdoğan'ın geçeceği güzergaha. O polislerin de silahlarının şarjörleri alınmış. Yani mermileri alınmış. Yani polislerin silahları çalışamaz durumda. silah at, e, Mermi atamaz durumda. Bu kadar artık Erdoğan e, can korkusu yaşıyor. Artı kalabalık da toplayamıyor. Bakın saat 16'da, e, sağ üst köşede saat 16'da fotoğrafın çekildiği KRT televizyonunun ekran görüntüsünü aldım ben. Konuşma yapacağı meydan 16 itibariyle bomboş. 17 itibariyle a işte biraz gelmiş o arada dikkatinizi çekerim. Fotoğrafta işte yeşil... E, Yelekli olanlar sağdan soldan toplanan işçiler ama hala meydana dolduramamışlar. Sağa sola telefonlar yağıyor tabii işte 50-100 kişi ne bulursanız getirin. O arada böyle tırlarla falan da meydanı küçültüyorlar bir takım bariyerlerle falan. Ki işte arkadaki boşluklar görülmesin falan diye kamera açısında. 17.45'te işte biraz toparlanmış. Ve e, bu kalabalığın şu daire içerisinde görülen e, yeşil yelekli e, kesimi ise toplanan işçiler, talimatta toplanan sağdan soldan işçiler. Ama ona rağmen yahu arkadaş 500 bin kişiyi bile toplayamıyor yani. Sağını solunu da dikkat edin tırlarla, kamyonlarla, şunlarla, bunlarla, konteynerlerle kapamaya çalışmışlar. Böyle bir durumda yani. Evet. Dolayısıyla Erdoğan o biraz evvel ekrana getirdiğim siyasilerin beğeni düzeyi, e, anketinde üçüncü sırada çıkması bile tuhaf. Yani bu tabloya göre Erdoğan'ın ilk onda bile olmaması gerekiyor. Evet. Yunanistan Başbakanı Miçotakis sınırlarımızı göçmen hakkında karşı koruyacağız. Erdoğan'la hemfikiriz demiş. Hatta bak diyor ki Erdoğan'la çok açık konuştuğumuz bir görüşme yaptık. Sanıyorum mültecileri kendilerine mümkün olan en yakın mesafede tutmanın öneminde uzlaştık diyor. Erdoğan Yunanistan'la mülteci konusunda anlaşmış. Merak etme diyor yani. Seni sıkıntıya sokacak bir mülteci hakkın olmayacak diyor. Ama içeride başka konuşuyorlar. Bu haberlerde işte böyle Türkçe yayın yapan medyanın kıyısında köşesinde bizim radarımızı anca takılıyor. Ülkede gündem bile olmuyor. Evet gittiği şehirdeki emniyet güçlerinin silahlarındaki şarjörlerin alınması neyin korkusudur arkadaş demiş Nedim Hazar. Haksız mı? Son dönemde sosyal ağlarda çokça e, takılan e, görüntüler var. Böyle otoyolda aracını durdurup namaz kılan bir veya iki kişi. Burada da muhtemelen bir otoyol bağlantı yolunda işte, e, namaz kılmaya çalışanlar var. Burada gene işte burada tam otoyolun orta şeridinde kişi namaza durmuş işte görüntüsü var bunun böyle. Yani İstanbul'un merkezi otoyol burası. Yani otoyolda araçlardan başka, motorlu taşıtlardan başkası seyredemez. Yani yaya, bisikletli vesaire. Yani çok tuhaf bir biçimde arkadaş orta şeritte namaz kılıyor ve araçların geldiği yöne, yöne doğru namaza durmuş. Bülent Korucu'nun tweetinde gördüm, hesap etmiş. Diyor ki 90 derece bir kıble yanılması var diyor. Ama vatandaşın Derdi kıbleye doğru namaza durmak değil ki. Vatandaşın derdi araçlara doğru namaza durup şeridi bu şekilde ortalayıp mesajını vermek yani. Hoş bunlar bir mesaj veriyor, layıklık karşıtı eylemler falan değil yani. Bunlara yapacağınız şey otoyolda trafiğin güvenliğini tehlikeye düşürmekten, otoyolda işte yaya giremez bundan falan filan ağır bir ceza keseceksin 3-5 bin lira. Bir daha da ne bu ne başkası böyle bir şey yapamayacak. Aynı şekilde bu görüntüde. Yani gerek yok böyle şeylere. Yani bunu bunu eleştirmek, buna ceza kesmek ne oluyor arkadaş? Buna demek bu din düşmanlığı, din karşıtlığı, İslam karşıtlığı, namaz tahammülsüzlüğü falan da değil. Ama gerek yok böyle şeylere. Bununla bir mesaj vermiş olmuyorsunuz. Bununla insanları namaza karşı, İslam, İslam'ın değeri, İslam'ın şartlarına karşı ısındırmış olmuyorsunuz. Bilakis aksür yapıyor. Tepki gösteriyorlar. İnsanlar sadece dinsizliğe veya deizme, ateizme kaymakla kalmıyor, düşmanlığa da kayıyor. Nefret tohumu ekiyorsunuz. Ve evet işte kıbleye doğru da değil, araçların geldiği yere doğru secdeye kapanarak da niyetinizin başka olduğunu gösteriyorsunuz. Deyip, değinip geçeceğim. Geçtiğimiz 7 Eylül tarihinde hakkındaki Türkiye'ye giriş yasağı resmen kaldırılmasına rağmen Dünya Uygur Kurultayı Başkanı Dolgun İsa'ya Ankara Esenbağ Havalimanı'nda müdahale edilmiş efendim. Hasta ziyareti için gelen İsa, Dolgun İsa Almanya'ya geri dönmek zorunda kalmış. Ve işte e, havaalanında çektiği bir videoda da kendini anlatıyor. Tweet de atmış. Gece uçağıyla Almanya'ya geri geldim. Yoğun bakımda olan değerli abim Erkin Alptekin ziyaret etmek için gitmiştim. Ankara Havaalanı'ndan geri çevrildim. Asla aslında geri çevrilen ben değilim. Türk Adaleti, Türk Mahkemesi'nin verdiği karar oldu. Hakimlere acıdım. Onlar da özür dilerim demiş. Ee, evet. Böyle bir durum. Türkiye'nin Uygur Türklerine yaklaşımını göstermesi açısından da önemli. Türkiye'de kimin değerli, kimin değersiz olduğunu veya değersiz kabul edildiğini göstermesi açısından önemli. Kapı, kapıdan içeri sokmuyorlar. Kim bir kere daha söyleyelim Dünya Uygur Kurultayı Başkanı'nı. Öbür türlü de diğer taraftan da 250 bin dolara isteyene vatandaşlık satıyorlar. Böyle bir noktaya geldi. O arada Habertürk'te bir program ve iki analiz paylaşacağım. Birincisi ceza hukuku profesörü Ersan Şen iktidara ekonomik öneriler getirmiş. Ekonomi önerileri getirmiş. Asgari ücret şöyle olsun, memur emekliye şöyle zam yapılsın falan. Bu arkadaş profesör doktor lakaplı ceza profesörü Ersan Şen bir yani her konuda konuşmaya başladı insanlar kişinin alanı değil ekonomi konusunda ahkam kesiyor. Onu da geçtim. Bu arkadaş Türk Kamu Bankası, Halkın Bankası, Halk Bankı Soyan Çetenin bankadaki elebaşı, Halk Bankın genel müdürü Süleyman Aslan'ın 17 Aralık'taki avukatıydı efendim. 17 Aralık davası sürecindeki avukatıydı. Sonrasında da 17 Aralık soruşturması hakkında takipsizlik kararını yazan yazdıran isimdir. Adliyede Çağlayan Adliyesi'nde o takipsizlik kararı yazılırken savcıya, savcıya nasıl dikte ettirdiğini 60-65 sayfalık bir karardı nasıl dikte ettirdiğine tanık olanlar var. Sesi koridorda çınlıyordu diyenler var. Hiçbir şey gizli kalmaz er Ersan Şen. Ülkeyi batıran, ülkeyi soyup soğana çeviren kamu kaynaklarını hoyratça sağa sola eşe dosta dağıtan bir mekanizmada hem o mekanizmanın aklanması için hem de işte o mekanizmanın güya savunmasında rol üstlendiniz. Sonra da gelip 6 sene sonra gelip e ekonomik şeyler veriyorsunuz. Öneriler getiriyorsunuz. Aynı programda Cem Küçük demiş ki iktisatçı Mahve eğilmezin 2001 krizinde Merkez Bankası Başkanı olduğu... İşte onlar diyor onlar bu şeyi çözdü. Şimdi burada iki büyük şey var. 2001 kriz hani Erdoğan da getirip 2001 krizine bağlamıştı ya bugün yaşanan krizi. Hala o sorunu halledemedik hala onu çözmeye çalışıyoruz demişti ya. 20 sene önceki krize gitti yani. Şimdi e, Cem Küçük de diyor ki işte diyor 2001 krizinin diyor hala etkileri devam ediyor. E, i̇ktisatçı Mahve Eğilmez'in 2001 krizinde Merkez Bankası Başkanı olduğu işte o, o şey yaptı. Şimdi işte bunlar konuşuyor falan. Mahve Yılmaz tweetle cevap vermiş. Hayatımda Merkez Bankası'nda hiç görev yapmadığım gibi kamu görevinden 1997 yılı Aralık ayı başında istifayen ayrıldım diyor. Fakat buna rağmen bu yalanlamaya bu büyük yalanlamaya rağmen yani bu büyük yalana rağmen Cem Küçük de hala ısrar etmiş. Diyor ki hayır hala onun da payı vardı bu işlerde falan. Nasıl bir çaresizlik halidir. Ahmet Davutoğlu iktidar toplanan vergiyi şahsi hazinesi görüyor. Günaydın bu öteden beri böyle devlet kendinin toplanan vergi de kendi hazinesi yani kendi kasası. Günaydın muhalefete geçince mi anlıyorsunuz bunu? Cumhur İttifakı'nda yokuz demiş Ali Babacan. E niye e, son dönemdeki konuşmaları tamamen iktidara paralel olunca ister istemez Ali Babacan niye ayrıldı parti kurdu ki falan filan denmeye başlamıştı. Onun üzerine de biz ittifakta yokuz böyle bir şey yok demeye başladı. Profesör Doktor Salih Cook paylaşmış. Bir yılda 4000 kişi profesör yapıldı. Sıfır bilimsel yayın olan 68 profesör rektör ile rektör olarak atandı. Armut bile daha uzun sürede yetişiyor. Ülkenin kad e kadrolarını dönüştürdüler. Ve önümüzdeki yani geçtiğimiz e 5-6 yıl, 7 yıl içerisinde gerek e yargıda, gerek eğitimde, e gerek e orduda pek çok e tasfiye yapıldı. Binler, on binler sonra da onların yerine böyle liyakatsiz isimler yani geri dönüşü çok zor olabilecek bir şekilde yarın öbür gün rehabilite edilmesi, restorasyonu çok zor gittikçe güçleşecek bir şeye imza attılar. Bu süreç uzun sürdükçe de gerçekten restorasyon sürecinin uzun süreceği görülüyor. Yani 1-2 yıllık bir tahribat olsaydı belki 5-10 sene içerisinde Türkiye toparlayabilirdi ama bu tahribat 7-8 seneye yayılınca her sene 4000 kişi profesör yapılıyormuş ya. Yani 10 senede 40 bin profesör yapar bu hadi bakalım ayıkla pirincin taşını nasıl ondan sonra eleyeceksin ve nasıl doğru dürüst eğitim sistemini yola çözeceksin e, yola e, koyacaksın zor dediğim gibi süreç uzadıkça restorasyonda uzuyor artık orta yaş kuşağının bile kendi ömründe göremeyeceği bir e, bittiğini göremeyeceği bir restorasyon süreci olacak öyle görülüyor yeni yaşam bir haber paylaşmış ama burada Kürt siyasal hareketine yakın bir gazetedir. Ben de yer yer çok alıntılarda bulunuyorum. Diyor ki FETÖ sanıklarından bir kısmının tahliye edildiği filan bir analiz. Yani rejim dili ve söylemi hani siz çok rejimi eleştiriyorsunuz. Rejim dilini, rejim söylemini eleştiriyorsunuz ama yani aynı söylemle farklı bir gruba yaklaşmanın ne manası var? Aynı söylemle. Evet. Bülent Korucu paylaşmış. Gaza getirme, gazla başla. Vatandaş rahat olsun Erdoğan ABD dönüşü fiyat zulmüne el koyacakmış. Zulüm seviyesine gelene kadar niye beklemiş diye soruyor. Devamını okumayacağım. Tuhaf bir şey. Şu anda öyle bir iktidar kuruldu ki bu iktidar artık e, vazgeçilmez bir iktidar. Seçimle değişmez bir iktidar. Yani sorunlar olur. Biz bu sorunları çözeriz. E, halk acı bir işte fatura öder falan. Ama bu iktidar hep devam eder. Yani hiçbir şey iktidarın değişmesi için bir gerekçe olamaz falan. Yani zaten Türkiye'de iktidar değişikliği diye bir şey söz konusu da değil olamaz. Yani dikkat edin iktidar partisi veya işte mensuplarının söylemlerine. Seçimle iktidar değişir, bu gider, yenisi gelir falan bu lafları bıraktılar artık. Böyle bir şey yok yani. Seçimle iktidar değişikliğini falan unutturdular kaç yıldır. Artık konuşulmuyor bile. Erdoğan ebedi lider. Seçimler olur olmaz. Erdoğan'ın alt kadroları değişir falan. Fiyat zulmüne dönüşte el koyacağım. Zulmün önüne geçeceğiz. Bu zulmün önüne geçeceğiz. Bu da sabahın manşeti. Böyle işte. Böyle gaz veriyorlar. Keşke gazla başlasalar yani. Doğal gazı indir. Elektrik fiyatlarını indir. Görürüz rahatlamayı yani. Merkez Bankası faiz oranlarını bile indiremiyor. Merkez Bankası başkanı değiştirdiler Ocak ayında. 9 ay geçti. Faizler hala durduğu yerde duruyor. Hani e, enflasyonun sebebi faizdi. Enflasyon aldı başına gitti. Artı faiz de indiremiyorlar yani. Merkez Bankası'na sırf bunun için değiştirmişlerdi Naci bağ alıp. 23 Eylül'e işaret ediyor ekonomistler. Bakalım ne olacak. Evet. Evet. Bir kulis var. Ee, Cumhuriyet'te Selda Güneysu yazmış. T24 AKP dar ve daraltılmış bölge seçim sistemleri konusunda ittifak ortağını ikna edemedi diye. Doğrudur olabilir. Bir önceki analizi hatırlatmak için de bu haberi bir kere daha ekrana getirdim. Cuma günkü analizime, Perşembe günkü analizime bakın, manşet yayınlarına bakın. Orada dar daraltılmış bölgeyle amaçlanan şey nedir? İktidar oyları düşse bile, destek azalsa bile nasıl parlamentoda çoğunluğu sağlamayı amaçlıyor veya işte efendim Erdoğan tekrar Cumhurbaşkanı seçtirmeyi amaçlıyor Ali Cengiz oyunları e, fakat şu var e, net olan şey şu ne yaparlarsa yapsınlar hangi seçim sistemini getirirlerse getirsinler aralarında da anlaşamıyorlar ayrı bir konu e, yani bu gevşemeyle bu kötüye gidişle e, oy toplamak oy erozyonunu engellemek ve yeniden seçilmek imkan ve olası değil e, mümkünatı yok e, fakat muhalefet bunun farkında mı? İşte en, yayının başında Sezai Temelli, Kemal Kılıçdaroğlu atışmasını getirmiştim. Muhalefet çok farkında değil. Onlar iktidarın e, önlerine attığı suni gündemlerle e, kendi aralarında e, debeleniyorlar. efendim. Durum bu. Gaza getirme, gazla başla dedik. Bir kere daha söylüyoruz. Bugün hayat pahalılığının, bugün artan fiyatların e, bugün e, mutfaklara, mutfağa düşen ateşin ana sorumlusu, bir numaralı sorumlusu mevcut siyasi iktidardır. Mevcut siyasi iktidar devam ettiği sürece de bu durum tersine çevrilemeyecek. Vatandaş bunu gördüğünde anladığında çok çok geç olacak. Eğer iktidar samimi ise vatandaş şunu talep etsin. Doğal gazı düşür kardeşim. Enerji Bakanlığı. Saray o müteahhitlerine söyle elektrik fiyatlarını düşürsünler. Ne bu her ay artıyor? Niye bununla ilgili bir şey söylemiyorsun? Patates, soğan fiyatlarına falan gidiyorsun sürekli veya depoları basıyorsun. Talep edilmesi gereken budur. Gaza getirme, gazla başla. İndirme, gazla başla. Fiyatları durdurmak istiyorsan enerji fiyatlarını durdur. Diyoruz ve manşeti kapatıyoruz. Bir sonraki yayında buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.